Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden farklı ve değişik omlet tarifleri paylaşacağım. İster kahvaltıya, ister sahura pratik tarifler arıyorsanız bu tarifleri mutlaka kaydedin. Çok işinize yarayacak. Yumurta tariflerime patatesli kaşarlı omlet tarifiyle başlamak istiyorum. Öncelikle bir adet patatesin kabuklarını soyalım. İnce ince halkalar halinde doğrayalım. Çubuk şeklinde ince ince doğrayalım. Patateslerin ince olması kolay pişirebilmemiz açısından çok önemli. Tavayı yağlayalım. Üzerine doğradığımız patatesleri koyalım. Ve 2-3 dakika patateslerin rengi dönene kadar karıştırarak kızartalım. Patatesleri tavaya eşit bir şekilde yayalım. Üzerine kapağını kapatalım. Ve hafif altı kızarmaya başlayana kadar pişirelim. Bu aşamada yumurta, biber, kekik ve tuzu çırpıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı sütü de ilave ederek özleştiriyorum. Patateslerimizi kısık ateşte pişirdik. Şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi kızarmışlar. Üzerine hazırlamış olduğumuz yumurtayı dökelim. Eşit bir şekilde yayalım. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji veya video ile alakalı görüş, öneride bulunan bir yorum yazabilir. Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone değilseniz kanalıma abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Bu aşamada tavanın kapağını kapatalım. Kısık ateşte altı kızarana kadar pişirelim. Bir kapak yardımıyla yumurtayı çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Tekrardan tavayı yağlayalım ve yumurtamızın diğer yüzünü pişmesi için aktaralım. Bu aşamada tavanın altını kapatalım. Üzerine ben tercihen ketçap ilave ediyorum. Üzerine eşit bir şekilde ketçabı yayıyorum. Daha sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar ve patateslerin diğer yüzü kızarana kadar kısık ateşte pişiriyorum. Patatesli omlet servise hazır. Çok güzel pişti. Üzerinde ketçap ve kaşar ayrı bir aroma verdi. Ve servis ederken üzerine maydanoz serpiyorum. Dilediğiniz gibi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Farklı omlet çeşitlerini seviyorsanız patatesli kaşarlı hazırlaması çok kolay ve pratik. Bu omlet tarifini mutlaka deneyin. Şimdi de mantarlı omlet tarifi hazırlıyoruz. Uzun süre tok tutan, aşırı lezzetli ve kolay bir tarif. Öncelikle 2 yumurta, tuz, kekik ve 2 yemek kaşığı sütü özleşene kadar çırpalım. Temizlediğimiz mantarları çok ince olmayacak şekilde orta kalınlıkta doğrayalım. Tavayı ısıtalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Ve orta yüksek ateşte mantarları 3 dakika kadar kavuralım. Gördüğünüz gibi mantarlar bu şekilde olmalı. Daha sonra üzerine tereyağını ilave edelim. Eritelim. Üzerine çırptığımız yumurtayı koyalım ve kısık ateşte bu şekilde kenarlarından yumurtaları akıtarak her yerinin pişmesini sağlayalım. Mantarlı yumurtanın hafif altı pembeleşince üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve yaklaşık 1 dakika kısık ateşte pişirelim. Mantarlı yumurta tarifi servise hazır. İster kahvaltılık ister sahurluk hazırlayabileceğiniz gerçekten çok kolay ve lezzetli tok tutan bu omlet tarifini mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yine tok tutan çok lezzetli ve güzel bir omlet tarifi hazırlıyoruz. Yulaflı omlet hazırlıyoruz. Bunun için bir yumurta, tuz ve 2 yemek kaşığı sütü özleşene kadar çırpalım. Üzerine bir dolu yemek kaşığı yulafı da ekleyelim, özleştirelim. Kısık ateşte tereyağını eritelim. Üzerine yulaflı yumurtayı dökelim. Buradaki püf noktası yulafların yumuşaması için omleti kısık ateşte pişiriyoruz. Ve bu şekilde yumurta pişmeye başlayınca üzerine kaşar peyniri dökelim. Yumurtayı ikiye katlayalım ve diğer yüzü de kızarınca hafif pembeleşince yumurtayı ocaktan alabiliriz ve dilediğimiz gibi servis edebiliriz. Ben üzerine maydanoz serperek servis ettim. Tok tutan, bol kaşarlı ve yulaflı, çok lezzetli bu yumurta tarifinde denemenizi tavsiye ederim. Patatesli yumurta tarifi sevenler için hazırlaması çok kolay ve pratik patatesli omlet hazırlıyoruz. Bir adet patatesi ince ince halkalar halinde doğrayalım. Burada patatesin güzel pişmesi için ince doğranmış olması çok önemli. Daha sonra uygun bir tavayı tereyağı ile her tarafını yağlayalım. Üzerine halka halinde doğradığımız ince patatesleri dizelim. Üzerine tuzunu da ilave ederek kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Daha sonra uygun bir kapak yardımıyla patatesleri ters çevirelim. Gördüğünüz gibi kızarmışlar ve yumuşamışlar. Tavaya tekrar tereyağı dökelim. Eşit bir şekilde yağlayalım.
Patatesleri tekrardan tavaya aktaralım, kapağını kapatalım ve patatesler yumuşayana kadar pişirelim. Bu aşamada yumurta ve baharatları özleştirelim. Üzerine isteğe bağlı yeşil soğan da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri özleştikten sonra patatesleri kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yumuşamışlar, pişmişler ve üzerine yumurtayı dökelim. Eşit bir şekilde yayalım. Tavanın kapağını kapatalım ve kısık ateşte yumurtalar pişene kadar pişirelim. Patatesli omletimiz servise hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben üzerine dereotu serperek servis ettim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yine çok kolay ve pratik, bir o kadar da lezzetli yeşil soğanlı omlet tarifi hazırlıyorum. Yalnız bu tarifi sahur için önermiyorum. İçerisinde soğan olduğu için susamanıza sebep olabilir. Ama normal zamanda denemenizi istediğim muhteşem bir yumurta tarifi. Bu sebeple tariflerimin arasına ekliyorum. Öncelikle tereyağını ocağa alalım ve tam erimeden üzerine ince ince doğradığımız yeşil soğanları koyalım. Yeşil soğanların kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine toz kırmızı biber ekleyelim. Burada biberi kavurmuyoruz, sadece özleştiriyoruz. Daha sonra üzerine çırpılmış yumurtayı ilave ediyoruz. Eşit bir şekilde yayıyoruz. Yumurtanın altı hafif pişince üzerine dilimlenmiş kaşar peynirlerini koyuyoruz ve yumurtayı ikiye katlıyoruz ve bu şekilde pişiriyoruz. Tariflerimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.